Merhaba, Hasan Ali Güzel. İşte o benim. Bununla birlikte ben, Selim. Kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri gibi bilgiler özgeçmişimde mevcut. Aynı zamanda kişisel fikir ve düşüncelerimi paylaştığım blog sayfamdan da daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bunları açıklama kısmında linklerle belirteceğim. Hasan Ali Güzel kimdir diye sorarsanız, özel yetenek ve becerilerim arasında telepati, telekinezi, astral seyahat, duru görü, zamanda yolculuk, ışınlanma, görünmezlik gibi özellikler olsa güzel olurdu. Fakat çift sarmallı DNA ile pek de mümkün gözükmemekte. Kendimi tanımlayacak olursam, insan olma uğraşında ve insanı kamil olma gayretindeyim diyebilirim. Burada insan tanımını açıklamakta fayda var. Bana göre insan fiziksel, yani fizyolojik, zihinsel, ruhsal yani manevi açılardan bir bütünlük arz eden ve bunları devamlılık, uyum ve denge içerisinde bir araya getiren bir yapıdır. Somut kavramlarla ifade edecek olursam ilgi alanlarım geniş ve çeşitlidir. Spor, özellikle basketbol, motor sporları, doğa sporları, seyahat etmek, kitap okumak, araştırma yapmak, yeni bilgiler öğrenmek başlıca ilgi alanlarımdır. Araştırma ve öğrenme merakım ve yönelimlerim genelde mitoloji, felsefe, bilim, fizik, uzay bilimleri, din, astronomi, kadim öğretiler, inisiyatik öğretiler, efsaneler, kuantum fiziği gibi konular üzerinedir. Mesleki açıdan baktığımızda yaşam koçluğu yapıyorum. Severek ve zevk alarak yaptığım bir iş. Şimdi bunu yine severek ve zevk alarak yapacağım oyunculuk ve modellik de eklenmiş oldu. Ajansla yaptığım ilk görüşmede bana oyunculuk ve modellik hakkında bilgiler verip benim fikrimi sormuşlardı. Benim cevabım şöyle olmuştu. Bunun için buradayım. Yapmama engel olan bir şey yok. Orada iyi ve güzel insanlarla tanıştım. İyi ve güzel başlayan şeylerin devamı da iyi ve güzel olur. Buna şüphem yok. Sizin de olmasın. Hayat bir sahne ve bizler de bu sahnede kendi iç müziğimiz eşliğinde bir dans gösterisi sergilemekteyiz. Ve yaşam içerisinde üstlendiğimiz roller de bu dansın figürleridir. Zamanla figürler zenginleşir, daha hoş, daha estetik, daha akıcı bir hal alır. Benim için de oyunculuk dansıma eklenen yeni bir figür oldu. Bu dansı daha hoş, daha akıcı, daha estetik bir hale getireceğinden eminim. Hiç şüphem yok. İnsan tanımından bahsetmiştim. İnsan tabiatına baktığımızda özünde iki şey vardır. Korku ve ümit. Bunlar birer kanattır. Nasıl ki uçmak için iki kanada ihtiyaç vardır, tek kanatta uçulmaz. O halde yapılması gereken kanatları çırpmak, uçmaktır. Ve gösteri başlasın. Ve gösteri başlasın.